Arkadaşlar merhaba, geometri dersiyle. Şimdi arkadaşlar geometri konularını biliyorsunuz, bitirmiştik. Bundan sonra yeni nesil geometri sorularına bakacağız. Sizin için özel olarak seçtiğimiz hem TYT hem de AYT sorularını beraber çözeceğiz. Hemen başlıyorum vakit kaybetmeden, zamanımız az. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi birinci soruda arkadaşlar, Umut Caddesi var, Sevgi Caddesi var. Burası 80 derece, bakın şu gördüğünüz yer 80 verilmiş. Burası 30 derece verilmiş. Şimdi ben buradan şurayı şöyle paralel bir şekilde uzatacağım. Şu bir caddenin kareküsü çizilmiştir. Yollar oluştan doğrular birbirine paralel olduğunu bize söylemiş. Onu söyleyelim. Eğer burası 80 ise bu 80'i biz şuraya taşıyabiliriz arkadaşlar. Buraya 80'i aldım. 80, 30 daha kaç oldu? 110. Şurayı bulursanız 70. Şurada görüyorsunuz U kuralından 110 derece olmuş olacak alfamız. Tam açı sorular gelirse böyle cadde madde şeklinde gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla hemen devam ediyorum. Dikdörtgen şeklinde çekmeceli bir dolabımız var arkadaşlar. 2 var, 5 var, 7 var. Bunları yerleştiriyorum hemen. Şurası 2 birim. Burası 5 birim. Burası da 7 birimmiş arkadaşlar. Burada şunu küçültebilir miyim? Bakayım. Şu çizgimizi birazcık küçültelim arkadaşlar. Şimdi tekrar alıyorum. Şunları bir daha silelim. Hemen bir daha tekrar yazıyorum. Burası 2 birim. Şurası 5 birim. 2, 5, bir de 7 birim. Hemencecik arkadaşlar, şimdi ben bunu bu tarafa aldığım zaman, yani nasıl alacağız? Hemen gösteriyorum. Şuraya alalım. Şöyle. Şu şöyle düz gitsin. Şu şöyle gitsin. Şurası 2 birim arkadaşlar. Şöyle geldim. Şurada bir çizgimiz var. LS dediğimiz yer. LS dediğimiz yer. Burası kaç birimdi? 5 birim. Burası 2. O zaman buraya 3 kaldı arkadaşlar. Ve bir de 7 birimlik yerimiz var. Burası 2 idi. Burada 5 oldu. Yani buradaki talesten oranımız 3'e 5. Şimdi başka ne verilmiş ona bakalım. AP ile SR eşit. AP'ye x diyorum. SR'yi buluyorum hemen. Şuraya da x yazıyorum arkadaşlar. RD ile PS, bakın şuraya Y diyorum, şuraya da Y yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları yazdıktan sonra bana başka bir şey daha var arkadaşlar. Paralel olarak açılmış dolabın boyu 15 birimdir. Yani bize şunu vermiş, 2X artı 2Y'nin 15 olduğunu bize söylüyor. Şimdi ben ne demiştim, şu P'ye kadar olan kısım, bakın şurası X birim. Buraya aldım. Burası da Y birim olduğunu görüyorum. O zaman şuradan başlıyorum şimdi. Aynı oran. Bakın X bölü X artı Y ne olacak? 3 bölü 5'e eşit olacak. Hemen onu yazıyorum arkadaşlar. X bölü X artı Y eşittir 3 bölü 5. İçler dışlar yaptım. 5X eşittir 3X artı 3Y. 3X'i bu tarafa attım. 2X eşittir 3Y. Yani X yerine 3K, Y yerine 2K yazarsam bura 6K artı Y yerine 2K yazarsam bura 4K eşittir 15'ten K eşittir kaç buluyorum bakalım, 10K. Yani 15 bölü 10 olarak buldum. 5'e böldüm. 3 bölü 2. K'yı bulduk arkadaşlar. 3 bölü 2. Bize neyi soruyor? K noktasının zemine olan uzaklığı kaç birimdir? K noktasının zemine. Yani bize X artı 2Y'yi soruyor. X'imiz neydi arkadaşlar? Şuradan bakıyorum hemen, 3K. Yani 9 bölü 2. X'imiz bu. 2 tane de Y olacak. Artı Y'imize bakıyorum hemen. 2K'ydı arkadaşlar şurası. 2K yani 3. 2 ile çarpıyorum, 6. Çünkü burada şu mesafe arkadaşlar görüyorsunuz. Y, 2Y artı X olacağı için 12, 9 daha 21 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam, anlaşıldı. Güzel bir yeni nesil sorusuydu. Ve şimdi size daha güzel bir soruyu hemen getiriyorum. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Terzi dikdörtgensel bir kumaşın uzun kenarını ölçmek için kendi tasarımı olan üçgensel bir uzunluk ölçer kullanıyor. EF ile AD, bakın hemen önemli yeri yuvarlak için alıyorum, paralel. Hemen şuradan da kontrol ediyorum. AD birbirine paralel. Tepe noktası E, tabanı AB çakışacak dikdörtgensel kumaşın üzerine yerleştirdik. Tamam, geçiyorum. Sol ve sağ üst kısmında kalan üçgensel kumaşları
EA ve EB boyunca katlandığında, bakın şuradaki pembe renkli üçgenimizi bunun içine koydunuz. E noktası burasıydı. Katlandığında ne oluyormuş bakalım? Katlandığında DE ve EC'nin EK ile, yani şunu demek istiyor arkadaşlar, buna bu aynı olacak katlandığı zaman. O zaman EC ile de, EC de EK ile çakıştı. Yani EC de buraya gelmiş oluyor. Şimdi bana verilen ne? Bakıyorum hemen. EK'nın 40 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Eğer burası 40'sa, bakın bunu gördükten sonra 40'sa, 40, burada 40. Yani bir uzun kenar 80. Neyi soruyor? AB kenarının uzunluğu kaçtır? 80 diyoruz. Tamam. Unutmayın, katlama sorularında kim kimin üstüne geliyor ona dikkat et. Mesela buraların açıortay olduğunu bil. Buralar 90-90. Şu uzunlukla da şu uzunluğun eşit olduğunu unutma arkadaşlar. Kimin hangi kenarın hangi kenarın üzerine geldiğine dikkat ediyoruz. Evet, şimdi dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soruda Ahmet bir yel değirmeninin maketini 3 eş eşkenar üçgen ve 1 büyük eşkenar üçgen şeklindeki kartonları A noktasına sabitleyerek yapıyor. Şimdi eşkenar üçgen diyor, hemen bu açıları yazmak istiyorum. 60, 60, buraya da 60 yazdım. Buranın tamamı, şunlar da birbirine eşit olduğu için, hatta şunu da söyleyebiliriz, kaçgen oluyor. Bunları da tamamlarsam ben altıgen olmuş oluyor. Şuralara da 60 diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şu kenarlar da birbirine eşit değil mi? Eşit olacağı için burası, eşit bir şekilde olacağı için 60, 60, 60 hepsine yazabiliriz. Şimdi E noktasının B noktasına olan uzaklığı 5 birim. Benim elimde sadece bu var. E noktasının B noktasına olan uzaklığı arkadaşlar. Şurayı birleştiriyorum. E ile B'yi birleştirdim. Hemen o zaman şuradan bir silgimi alayım. Şurayı öğrendik artık. Şurayı kalabalıkları bir silelim ilk önce. 60 olduğunu kafamıza tutalım. Şimdi nereden gideyim? Buradaki üçgene bakalım. Burada büyük ihtimal arkadaşlar eş üçgenler çıkartacağım. Şimdi ben buraya A dersem, şuraya A dersem, şu taraf 60 eksi A. Burası arkadaşlar 60'a tamamlamak için A olacak. Şurada 60 eksi A olmuş olacak. Şimdi 5 birim neresiydi? Bakıyorum A, şura büyük üçgenin bir kenarı arkadaşlar X. Şura küçük üçgenin bir kenarı ve EB demişti değil mi? Bir daha kontrol edeyim. E noktasının B noktasının uzaklığı da burası da 5. Neyi soruyor? D noktasının C noktasına olan uzaklığın, hemen orayı birleştiriyorum arkadaşlar. Şurayı birleştirdim. Ha, doğrusal olmak zorunda değil arkadaşlar. Dümdüz gibi düşünmeyin orayı. D ile C'yi ben sadece birleştirdim. Ne oldu? Şurada bir üçgen elde ettim. Hemen o üçgeni size gösteriyorum. Şu üçgeni kontrol ediyorsunuz şimdi. Bakın bunun A'nın olduğu sağ taraftaki kenar X yaz, Y yazacaktım. X yazdım pardon. Hemen düzeltiyorum. Silelim orayı. Hemen düzelttim. Şurası Y. Şurası da X. Bakın aradaki açı ne? Şurası, konsantre olun. Aradaki açı A. Kollarımız X, Y. Buradaki üçgene baktığınız zaman şu taraftaki üçgen. Aradaki açı A. Kollar X, Y. O zaman arkadaşlar kenar, açı, kenar. Kenar, açı, kenar kuralından. Yani iki kenar aynı. Aradaki açı da aynıysa bu üçgenler eşittir kuralından. Buranın da 5 olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabınız 5'tir arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Beşinci soruyla devam ediyorum hemen. Şimdi gelelim dikdörtgen şeklinde bir yazlık bir düğün bahçesi ve bu bahçenin aydınlatma kabloları şekildeki gibi verilmiş. Arkadaşlar bu kırmızılar aydınlatma kablolarıymış. EF 3 metre. EF'ye 3 metre olarak yazdım. Şimdi başka neyi biliyorum? AF ile FL eşit. Bununla bu eşit. AE ile de EK eşit. Bu da bununla eşit. He, o zaman arkadaşlar unutmayın şimdi. Burada çok önemli bir şey var. Hemen onu hatırlatıyorum size. Ne var arkadaşlar? Şu. Bakın. Şu şuna eşit. Şu da şuna eşitse artık şu doğruyla şu doğru paraleldir ve orta tabandır arkadaşlar. Benzerlikten. O zaman ben geriye kalıyor. O zaman şunu çizmeniz gerekiyor. Bunu çizdiniz. O zaman burası nedir? 6'dır. Yani bu uzunluk ne oluyor? EK oluyor. 6 birim olarak. Yani 3'ün 2 katı olarak buldum. Peki. Başka ne var? CL'ye, CL'ye K diyorum. Burasına K diyorum. 2K, DL 2K. Şuraya 2K yazıyorum. Buraya M diyorum. Bakın bir alttaki. CK'ya M diyorum. Buraya da 2M yazıyorum. Bakın buradaki oran 1'e 3. Buradaki oran da 1'e 3. O zaman 6'ya eğer şunu çekersem DB'de 1 bölü
3 eşittir 6 bölü x olacak. X eşittir buradan 18 olarak B ile D arasını bulmuş olacağız arkadaşlar. Yine tabii nereden anladık onun paralel olduğunu? Bura 1'e 3. Niye iki tarafı da verdi? İki tarafta aynı oranda olması lazım ki ortaların oranı da aynı olsun, benzer olsun. Aynen şu üçgende söylediğim gibi arkadaşlar. Tamam. Yok, tek taraf olursa yeterli değil. Şimdi 6. soruyla devam ediyorum. Yeni nesil sorularımıza 6. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 600 metre bu A ile K arasında uzunluk var. Bir tane ev var. Şimdi şunu kontrol edelim. Bu kare mi? Hemen bakıyorum. Evet. Şuradan hemen kare ve eşkenar üçgen. Bakın özellikle soruların hep öğrencilerin çoğu altlarını böyle çizerek gider. Öyle olmaz arkadaşlar. Önemli yerler böyle benim aldığım gibi yuvarlak işini al, altını çiz. Ama dikkatinizi çeksin. Oraya dikkat edin. Şimdi 30 derece var. 600 metre var elimizde. İlk aklınıza gelen bence şuradan hani dik indirmek olacaktır. Ama bakın hiçbir veri yok. 600 buranın tamamı. Yani buradan bir yere gidemezsiniz. Bir açıları bir yazalım arkadaşlar ilk önce. Ondan dolayı bunu siliyorum. Şimdi açıları yazıyorum. Açı kareyle eşkenar. O zaman kareyle hemen şu dikkatinizi çekti. Karenin bir kenarıyla eşkenar üçgenin bir kenarı aynı. Yani orada ikizkenar üçgen var. Şimdi ben A ile şu E'yi birleştirsem. Bura 90, 60 daha 150. Şuraya 15 kalır arkadaşlar. Şurada küçük açı 15. 15 de bu taraf. Tamam. Şimdi 15 olursa şurada 90'dı arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 75 kaldı. Şimdi bakın 30'u gördünüz. 75, 30, 105. O zaman şu açıda 75. Bakın 75. 75, 75 oldu. İkiz kenar üçgen. Yani burası 6 ise, burası 600 ise burada 600 olarak bulmuş oluyorum. Tamam. Dediğim gibi nereden başlayacağınız, nasıl gideceğiniz çok önemli. Evet. Yoksa oradan dik indirseydiniz işi bayağı bir uzatmış olacaktınız, bulamayacaktınız. Evet, 7. soruyla devam ediyorum. Şekilde demir parmaklıklarla kaplı 6 kareden oluşmuş dikdörtgen pencerenin bir kısmı tül ile kaplanmıştır. AH, HV bölü EH oran ne? Oran soruyor arkadaşlar. Herhangi bir değer de verebilirsin. Hemen ben kolay olsun diye birim karelere 1 diyorum. 1, 1, 1. Buralara yazdınız. Şuraya da yazalım. Bunları da yazdım. Pisagor'dan 9, 1 kök 10 oldu burası. Şurası kök 10. 2, 2. Burası 2 kök 2. Şura 1, 1. Şurayı şöyle birleştirelim E ile F'yi. Bunu da ne olarak buldum? Kök 2 olarak buldum. Ve dikkatimizi bir şey çekti. 1, 1 olduğuna göre şurası 45. Şu tarafa geliyorum. Burada 45. 45, 45 daha ne oldu? 90 arkadaşlar. O zaman buraya ne kaldı? 90 derece kalmış oldu. Şu yüksekliğe de H dersem ben, orada bir hamburger yapabiliriz arkadaşlar. Ağzınıza layık bir hamburger yapalım şimdi. Arkadaşlar H çarpı kök 10. Yani yükseklikle tabanı çarp eşittir 2 kök 2 çarpı kök 2 diyorum arkadaşlar. Buradan ne oldu? H eşittir. Yani yüksekliğimiz 4 bölü kök 10 olarak buldum. 4 bölü kök 10. Şimdi gelelim soru kısmında bize neyi sorduğuna. AH ile HF'nin toplamı arkadaşlar buranın tamamı zaten kök 10'du. Oraya ben şuraya kök 10'u yazdım. Bölü. Alt taraf ne? EH. Bakın o da H burada bulmuştum. 4 bölü kök 10'u da buraya koydum arkadaşlar. Birinci aynen ikinciyi ters çevirsek ne olur? 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2 cevabımız olmuş olur. Anlaşıldı umarım. Şimdi 8. soruyla devam ediyorum. 8. soru bu rulo var arkadaşlar. Boya rulosu. Ahmet Usta taban yarıçapı 5, taban yarıçapı 5, eni 25 santim olan şekildeki silindirik boya rulosu. Sorularda çok geliyor arkadaşlar. Meşhur bu soru. Bu hemen ruloyu ben şöyle sizin için gözle daha iyi görün diye çizmeye çalışayım hemen. Evet. Şu yarıçapımız 5 arkadaşlar. Yarıçap 5. Enimiz kaçtı? 25 santim. Biz şimdi rulo ile boya yapacağıma göre bana tabii ki alan soracak. Alan nedir arkadaşlar? Yanal alandan bahsediyoruz. Hemen yanına yazıyorum. Yanal alan YA yazalım. Yanal alan eşittir. Neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. 2 pi R çarpı yükseklik. Yani 2 pi yarıçap 5 yüksekliğimiz 25. 10 250 pi arkadaşlar. 250 pi. Rulon bir tur atarsa arkadaşlar yan alan 250 pi santimetre karelik yeri boyayabiliriz bununla.
Şimdi dikkat edin ama bak, bakın, bak çok dikkat. 3 metre, 2 metre, pi metre. Arkadaşlar metre vermiş. İşte oraya dikkat edin. Biz burada santimetre bulduk, ona da dikkat edin. Şimdi ilk önce ben boyayacağım yerler neresi, oraya bakalım. Boyanan yer tekrar boyanmamak koşuluyla, bir saniye, iç kısmın yanal yüzeylerini boyamak istiyor. İç kısmın yanal yüzey, yani tabanları boyamayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim, bu tabanımız neydi? Pi. Yüksekliğimiz kaçtı? 3. Burası 3. O zaman şu dikdörtgenin alanı 3 pi. Buraya yazıyorum bakın. 3 pi. Geriye neresi var? Şimdi 2 pi, 3 burası. Bize bakan taraf arkadaşlar, bakıyorsunuz. 3 kere 2, 6 pi de bura. Bunların karşı tarafları da var arkadaşlar, biliyorsunuz. Bunu ilk önce toplayayım. 9 pi, 2 ile çarpayım. 18 pi. Yani benim boyayacağım kısım tamamı 18 pi. Şimdi 18 pi olduğuna göre 18 pi, tabi arkadaşlar bunu biz metre olarak bulduk. Metrekareden santimetre kareye geçiş yapmamız gerekiyor. O zaman kaç tane sıfır atacağım? 1, 2 desimetre oldu. 2 sıfırda alanda ikişer ikişer gidiyorsunuz, unutmayın. Bölü 250 pi diyorum arkadaşlar. Pi'leri attınız. Şimdi 250 bir sıfırını atalım arkadaşlar. 25, 100 ile 25'i böldüm. Burada 4 kaldı. 4 kere 18'de ne olur? 72, yanına bir sıfır koy. 720 tur atmış olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 9. soruyla devam ediyorum. Bunu da bir sonraki ders devam edelim arkadaşlar. Süremiz bitmiş. Bir sonraki ders devam edeceğiz. Görüşmek üzere.